Z Talk kanalından herkese merhabalar. Evrenin Sırrı Sayılar kitabının 3. dersini Z Talk kanalında sizlere aktarıyor olacağım bugün. Kısa bir hatırlatma yaparak yayına başlamak istiyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız evrenin sırrı sayılar nasıl çalışıyor? İlmi azam yani ledün ilmi nedir? Ledün ilmini sayılarla nasıl insana aktarabiliriz? Hoca ledün ilmi Allah tarafından verilir. Nasıl olur bu dediğimiz noktada necm ilmi devreye girer arkadaşlar. Hepiniz yarın sabah güneşin doğacağını biliyorsunuz. Bunu hesaplamayı, zaman akışını hesaplamayı öğrendiğinizde mümkün kılan bir sisteme 1000 yıldır ayak uydurduk, yaşıyoruz. Şimdi aynısını sayıların felsefi anlamları üzerinden anlatacağız. Hem karakterde yani insan hayatında ve ruhunda hem de zamanı okumada, evre, döngü ve benzeri gibi yerde karşılığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce sayıları dünyada insanı ve zamanı okumada 5 yerde görüyoruz. Ama dünya hayatı. Biz sayıları gökyüzünde de görüyoruz. O çok 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 ileri zamanın konusu. Şimdi kısa bir hatırlatma yapalım. Biz sayıları 5 yerde görüyoruz dedik. 1- Karakter sayıları ve hayat amacı. 2- Kader yolları. Zamanı okurken 9 yıllık evrelerde her bir döngüde ve kadran ay kadranı hesabımızda sayıları 5 yerde görüyoruz dedik. Şimdi biz yaratılış matematiğini, necm ilmini yani kısaca sizlere aktarırsak kalbinize, aklınıza bu ilmi daha kolay yerleştirerek, anlayarak insanlara aktarmaya ya da kendi hayatınızı sorgulamaya başlayacaksınız. Yaratılışın matematiği dediğimiz şey kader planıdır aslında. Bunun mikro makro şeklinde büyük küçük kader okuma mevzuları vardır. Bunu da gökyüzünde belirli gezegenlerin dönüş, hız ve zaman akışına bağlı şekliyle bulunduğu konumlara göre şekillenmesiyle kader planı gerçekleşir. Arkadaşlar, yaratıcının, Rabbimizin Hicr suresi 16. ayette gökyüzünde şüphesiz burçlar yarattık, konaklar yarattık manasına gelen bir lokasyon haritası yazdığını, onu oraya halk ettiğini, var ettiğini, bizlere haber verdiğini görüyoruz. İşte biz o durak noktalarının içerisinde gezen, adına eski dillerde Utarit veya işte bugünkü adıyla Satürn, Merkür, işte o zaman Güneş, vakti zamanında işte o zaman da Ay kullanılırmış, işte Ay, Dünya, işte o zaman Yer deniyordu, şimdi Dünya deniyor, Yer, Küre, Dünya, oradan anlayın. Gezegenlerin isimleriyle ve varlıklarıyla o gökyüzünde yaratılan burçların birbirleri arasında bir dönme, bir mekanik çark gibi, dişli gibi işlemesiyle belirli bir takım etkenler ortaya çıkıyor. Mesela bir insana elinizi yaklaştırdığınızda, dokunmasanız da sıcaklığını hisseder, elinizi gezdirdiğinizde o sıcaklığın veya dokunma hissinin gezdiğini fark edersiniz. Veya bir topluluğun içine girdiğinizde, gözünüzle baktığınızda ya bir negatif enerji ya da pozitif bir oranın sıcaklığını algılayabilirsiniz. Buna göre insan hayatı gözünden duygularını yöneten bir otonom koda sahip. İşte bu kod bizim iyonosfer dediğimiz dünyanın Wi-Fi elektrik aktarmak gibi, Wi-Fi internet aktarmak gibi kablosuz aktarım diyoruz. Gökyüzünün de bizlere kablosuz aktarımı söz konusu. Peki bizim bir alıcımız vericimiz yok, nasıl yapacağız? İşte kalpler Allah'ın evidir. Kalbi temiz tutmak gerekir. Vakit niyete gebedir gibi kalbin çalışma prensibini, mekanik prensibini etkileyen muazzam bir frekans ve titreşim mevzu söz konusu. İşte bizim ölüm dediğimiz şey o kalbin tık tık atmasının durmasıyla birlikte burnumuzdan çıkıp giden, sesi veya görüntüyü algılayan, dalga okumaya yarayan, adına ruh dediğimiz içimizde bir madde var ki onun sırrı Rabbimizin katında saklı, bize haber verdiği ayet üzere. İşte o ruh burnumuzun içinde yani kalbimizin çalışmasıyla aura dediğimiz elektrikle hapsolmuş durumda. Yani ruh bedenlenmiş, bir fermuar gibi kıyafet giydirilmiş konumda. İşte bedenimizin, sizi topraktan yarattım Rabbimizin atıfıyla, bedenimizin topraktan bir kıyafet gibi yaratılıp daha sonra tekrar toprağa gidecek olması da buna işaret. Yani aslında bir nevi ölüm yok da içimizdeki ruh madde boyut değiştiriyor. Ruh ceset bedenler için, ölüm ceset bedenler için var. İşte tam bu noktada bizim kalbimizin tık tık kendine vaat edilen bir süreye kadar tık tık atıyor olarak vücudumuzun etrafında sarılı olan, elimizi yaklaştırdığımızda hissettiğimiz o elektrik enerjisi sıcaklık olarak, ısı olarak ortaya çıkar. Onu koruyan ve sürekli salgılayan bir kalbimiz var. İşte biz iyonosfere gökyüzünde ayın belirli günlerde gelmesiyle sinirlenmemiz, kilomuzun artıyor gibi hissettirmesi, belirli günlerde aşırı içe kapanık olmamız, ayın 28 derecede konakları gereği gezmesiyle bizler o etkileri bedenimize, ruhumuza alıyoruz. İçimizdeki ruh bunu algılarken dışımızdaki aura dediğimiz kod ile gökyüzüne bağlanıyor. İşte ben bu yüzden hep söylerim, kolye hanımlar için altın doğurganlığı ve kadınlık özelliklerini artırır.
beyler içinde erkeksi özellikleri artırması sebebiyle gümüş kolyeler veya gümüş takılar. Hatta bunun sayıyla olanlarını yapıyoruz, yaptırıyoruz. Sizler de yaptırabiliyorsunuz. Birer adet Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi gereği erkekler gümüş, kadınlar altın takarak iletkenlik özelliğini kullanarak gökyüzü ve insan arasındaki teması artırabiliyor. İşte bu artış, atıyorum, terazi burcunda Merkür'ün gelmesiyle veya Merkür'ün Başak burcuna gelmesiyle veya Satürn'ün Kova burcuna gelmesiyle bir anda Bitcoin'ler hayatımıza girdi, örnek veriyorum. Veya bir anda toprak alım satımları ile ilgili krizler çıktı bu sene. Veya bir anda Güneş'in Aslan'a gelmesiyle tehditler, silahlı çarpışmalar, Boğa transidi yaşandı. Uranüs'ün Boğa'da bir transidi yaşandı. Hala da devam ediyor. Bu transit gereği ansızın geçen aydan beri süren bir kaza grubu var. İşte gökyüzü yeryüzüne kader aktarıyor bu iyonosfer vasıtasıyla. İşte bunu okumanın yolu bizim zamanı okumamızı sağlayan ledün ilminin necm ilmiyle birleştiği taraftır. Yıldız ilmiyle biz yeryüzünde olacak olayları, gezegen hareketleri, dönüşleri sayısal olarak hesapladığımızda bir zaman diliminin başlangıç noktası, kerteriz noktasını belirlediğimizde onun bir ay sonrası, üç ay sonrasını numaralarla 1, 2, 3 okuyabiliyoruz. İşte bugün necm ilmi dediğimiz yıldız ilminin kader okutması özelliğini sizlere yaratılış matematiği adıyla anlatmış oldum. Şimdi insan, ruh, aynı zamanda zaman okuma noktasında sayıların yaratılış matematiği gereği bizlere bir mesajı var. Buyurun oradan başlayalım. Şimdi ben sizlere bir sayısını anlatacağım. Bir sayısı bizler için ne demek? Bir deyince ne göreceğiz? Yerde, gökte, zamanda, insanda bir ne demek? Hatırlayın, gün, ay, yıl, doğum tarihinizi kendimden örnek vereceğim. 28.09.1987 aralarına artı işareti koymak suretiyle topluyor idik. Topladığımızda genelde eski kuşaklar için iki haneli bir sayı, 2000 sonrası çocuklarda daha çok tekli sayılar, 8 gibi, 7 gibi, 9 gibi topladığınızda direkt 1000 yılın çocuklarının sayıları geliyor. İşte bu iki haneli karakter sayısı topladığında kendi içinde tek haneli hayat amaç sayısına dönüyor. İşte o tek haneli hayat amaç sayısı bizim için bu dünyaya niye geldik, ne yapacağız, bizim amacımız neyi anlatan sayı. Sayıları da, karakter sayıları ve hayat amacı ya birinci konumuz. Sayıları 5 yerde görüyoruz. Birincisi karakter sayıları ve hayat amacı. İşte orada başlıyoruz arkadaşlar. 1. Yani bizim vahdeti vücut doktrininin temeli, ayeti kerime ile mutlak varlığın kaynağı, hepinizi yoktan var ettim diyen Rabbimizi yeryüzünde rakamlar, yani numaralarda temsil eden, bana göre rakamların peygamberi dediğimiz bir harfi. Kendisinden öncesi yoktur, kendisinden sonrasını başlatandır. Her daim ilk olandır, kendinden öncekini bitirendir. Yani birin olduğu yerde bir bitme, yok oluş ve bir yoktan varoluş süreci vardır ki felsefe olarak bir varlığı, yaratılışı, yaratıcının kendisini yaratma kudretini temsilen Allah birdir deriz. İşte bizim için bir sayısı insan hayatında yaratıcı özelliklerle, girişimci özelliklerle, ruhta o yaratıcı özelliğini el becerileriyle, görsel sanatlarla ya da işitsel sanatlarla veya bedeni hareketlerle, spor gibi, yarışmalar gibi, atıcılık gibi, teknolojiye merakla her daim bir başlatan, bir yenilik, bir araştırmayı önemseyen felsefe karşılığında bir sayısına işaret eder. Biz bu sayıyı insanlarda gördüğümüzde yenilikçi, girişimci, sürekli bir yaratım enerjisini ortaya koymaya çalışan, el becerileri gelişmiş, aklı muazzam yeniliğe uygun insanlar ama daha çok sıkılgan insanlar. İşte biz bunu hayat amacında da görsek, sen yenilik yaratmak üzere dünyaya gelmişsin. Biri karakter sayısının ruh ya da madde kısmında, dünya kısmında da görsek, senin ruhun yaratıcı dijital işlerle, yeniliklerle, dil öğrenmeyle veya dijital sanatlarla, bilişimle, gezme tozma dediğimiz yeni, yani sürekli bir yeniliği arzu eden ruh ile dünyaya gelmişsin deriz. Ki o insanların sayılarını topladığında bir görüyorsa, yenilikçi, dijital sanatlarla uğraşan, dil okumada maharetli, sürekli yeni fikirlerin kaynağı olan kişiler olduğunu unutmasınlar. Şimdi iki numaraya gelelim. İki numara bizler için dualite demektir. Bir şeyin ikiliği. Hep deriz ya, ikilik yaratmayın. Çokluk, mutlak çoğulluk başka, bir de çoğulluk var. Hatırlayın, Evrenin Sırrı Sayılar kitabının ana kapağında bir üçgen var arkadaşlar. Üçgenin tepesi birdir. Rabbimizi simgeler, mutlak yaratılışı simgeler. Aşağı taraflardaki üçgenin sol ve sağ tarafı ise dualiteyi, ikiliği simgeler. İşte o ikilik bizlere artı eksi, sıcak soğuk, ıslak kuru,
veya kuzey-güney gibi zıtlığı emreden mutlak süreçle bir şeyin negatifinin karşılığının birlikte yaratıldığını, iyiye karşı kötü, kötüye karşı iyi gibi zıtlığı emreden iki sayısını ortaya çıkarır. İlk çoğulluğu sağlar. Farkındaysanız ikilik birlikten çoğulluk doğduğunu anlatan çoğulluk sayısıdır. Bu insanların işbirliği, yani birden fazla insanla bir arada bulunma, aynı zamanda bulunduğu ortamı zıtlıkla iyiye karşı kötü olmak, kötüye karşı iyi olmak, sıcağa karşı soğuk, ıslığa karşı kuru olmak gibi dengeleme özelliğini kullanması gerekir ki bazı dostlarımız ya aşırı evet, bazı dostlarımız ya da aşırı hayır diyerek çıkarcılığı veya pozitif yararı iyi ya da kötü yönde kullanabiliyorlar. İkiliğin manası bir şeyin çokluğunun insan hayatında varlığını zorunlu kılar. Rabbimiz bize burada ne diyor hatırlayınız? Teklik Allah'a mahsus, çokluk yaratmış olduğum varlıklara ve kullara. Nuh'un gemisini hatırlayın, her şeyden birer çift, yani dualite, ikişer alarak yeni dünyayı imar etmişti Hazreti Nuh. Sizler de ikiliği böyle hatırlayın, dualitenin, çokluğun, işbirliğini ve dengenin sayısı olarak hatırlayın diyelim. Ardından bir diğer bölümümüzde 3-4-5 diye felsefi anlamlarımızla devam ediyor olacağız. Z-Talk kanalından ayrılmayın. Hepiniz birer adet Evrenin Sırrı Sayılar kitabını edinip bu dersleri Z-Talk kanalına abone olup, yorum yapıp, beğenip, birbirlerinize paylaşarak İlmi Ledün'ün sayı tekniği derslerini öğrenebilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.